Kronik yorgunluk sendromuyla başlayalım. Evet, yorgunluk, kronik yorgunluk sendromu. Yorgunluk basit sıradan akut bir yorgunlukla kronik yorgunluk arasında çok büyük bir fark var. Yorgunluk kişi çok yoğun çalışırsa halsiz, dermansız, yorgun kalır. Uyumamışsa yorgunluk olur. Beslenemiyorsa, spor yapmıyorsa veyahut da bazıları hafta sonu dinlenmek için uyur, bir daha uyur, bir daha uyur. Bütün gün uyur, ne olur? Çok uyuyan da çok yorulur. Her tarafı ağrır. Yani uyuyup dinleneceğim derken uyur, her tarafı ağrı tutulur. Bu sefer daha kötü olur. Basit sıradan yorgunluklar atlatılabilir, problem değil. Fakat önemli olan burada kronik yorgunluk. 6 aydan fazla kişide yorgunluk hali devam ediyorsa bu çok ağır bir hastalıktır. Birçok hastalığı tetikler. Baş ağrısı, migren, halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinlik, romatizma, besin alerjisi vesaire vesaire birçok hastalık ortaya çıkar. Bugüne kadar kronik yorgunluk sendromunun sebebinin virüs olduğu iddia ediliyordu. Fakat son yapılan araştırmalarda kronik yorgunluğun sebebinin küf mantarının olduğu belgelenmiştir. Bir, küf mantarı. İki, birçok uzmanın yani bu konuda haberi olmayan yeni bir hastalık ortaya çıktı. O da nedir? MCS veyahut da bu İngilizce, Türkçe karşılığı Multiple Chemical Sensitivity, yani kimyasal maddelere karşı aşırı hassasiyet ortaya çıktı. Bu son zamanlarda ortaya çıkan ağır rahatsızlık, bunu tetikleyen evde kullandığınız eşyalarda efendim cila var veya ilaçlanıyor veya yediğimiz gıdalarda, yani her yerde kimya var. Bunu tetikliyor nelerdir? Benzol, formaldehit mesela kanseri tetikler. Birçok ülkede formaldehit inşaatta, yapıda dolgu malzemesi olarak kullanılan formaldehitler ortadan kaldırıldı. Benzol hem kanseri tetikler hem bu aşırı kimyasal hassasiyeti tetikler. Lidan denen mobilyada kullanılan maddeler, heksan, klor, benzol, fenol türevleri vesaire birçok kimyasal maddeye karşı insanlarda aşırı bir hassasiyet ortaya çıktı. Bu da baş ağrısı, migren, alerji, romatizma birçok hastalığı tetikler hale geldi. Almanya'da böyle bir beyefendi hastanede, radyolojide yani röntgen çekiyor. Kimyasal ilaçlarla çok temaslı, bir de hastalarla temaslı halinde. Mikrop kapmış, üzerinde bir de doktorlar tedavi edeceğiz diye 6 ay bildikleri bütün ilaçları denemişler. En ağır ilaçları. Adamcağız iyileşeceğine kötüleşmiş, iyileşeceğine kötüleşmiş. Settar beyefendi demişler ki biz sana bir şey yapamıyoruz. Hadi evine. Eve göndermişler. Beni aradı beyefendi, diyor ki ya doktorlar beni ölüme terk etti. Dedim ne diyorsun ya? Vallahi öyle, beni ölüme terk ettiler. Yani önce Allah sonra sana güveniyorum. Ne yapacaksan yap. Allah Allah, doktorlar nasıl ölüme terk eder dedim. 6 ay denediler, bir şey yapamadılar dedi. Problem ne? Kronik yorgunluk sendromu. İdrarı yeşil geliyor. Küf mantarı, penisillium, en tehlikeli mantar. Yakalandı mı 10 günde gider. Ölür. Penisillium mantarı en tehlikelisi. İdrarı yeşil geliyor. Küf mantarı var. EBV virüsü var. Çok kompleks. EBV virüsü de. Şimdi küf mantarı insan vücudunda pasif uyku halindeki virüsleri harekete geçiriyor. EBV virüsü, yani Epstein-Barr virüsünü harekete geçiriyor. EBV virüsünü akıllı virüs denir. Diğer virüslerden farklı olarak öpücük hastalığına da sebep olur. Kişi önce üşütme, grip, nezle gibi simptomlar başlar. Kişi kendini grip zanneder. Halbuki EBV virüsü bünyeye girdiği zaman lenf sisteminde yerleşirse artık bağışıklık sistemi buna hiçbir şey yapamaz.
Çünkü bağışıklık sisteminin antikor göndermesini engelleyen bir protein üretir. Bağışıklık sistemi buna karşı bir şey yapamaz. Gözü bağlı boksör gibi sürekli dövüşür. Aşırı enerji harcamaktan kişi halsiz, dermansız, yorgun, bitkin kalır. Yatar, uyurur. Hiçbir şey yapamaz. Çalışamaz. Hiçbir şeyi konsantre olamaz. Bu beyefendi evde hiçbir şey yapamıyor. Yani sosyal hayatı bitmiş, çalışamıyor. Sokağa dahi çıkamıyor. Zor telefon ediyor. Ne olacak benim halim? Dedim ki problem değil. Biz ona iksir, limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma, longa, altınbaşak, 37 yaprak, kakule içerir. Tonik ve özel bir tırtır mantarından kapsül gönderdik. Kullan. Önce hanımı diyordu ki ya bu sarımsaklı şey içilir mi falan. Hanımı karşı çıkıyordu. O da boşuna istersen kabul et, istersen etme. Ben bunları içeceğim demiş. Zıtlaşmışlar. Aman ne yaparsan yap demiş. 3 ay sonra adamcağız normal hayata döndü. 6 ay sonra işine geri döndü. Demişler ki profesör, biz seni kara tahtada ismini ne zaman bunu okuyacağız diye düşünüyorduk. Sen buraya geldin. Kara tahtada ölenlerin listesi yazılıyor, isimli yazılıyor. Geçmişi, biyografisi yazılıyor. İşte şöyle bir zat bizde çalışmıştı. Şimdi öldü gitti. Allah rahmet eylesin. Onlar yani Almanca. Biz seni kara tahtada ismini bekliyorduk, göreceğiz diye. Sen buraya geldin. Nasıl oldu? İşte Gökçek, iksir, Gökçek, tonik, kortisep vesaire. Kim bu adam? Gökçek. Gelsin de görüşelim demişler. Gittik, görüştük. Üniversitedeki profesörler dediler ki ya birlikte çalışalım. Yok dedim, ben Türkiye'ye dönüyorum. Almanya'da işim olmaz. Almanya'da işim olmaz. Çünkü zaten bıkmışım Almanya'dan. Almanların böyle yabancı düşmanlığı, ırkçılık çok kötü bir şey. Dünyada ırkçı olmayan sadece biz varız. Her millet ırkçıdır. Aşağı yukarı %50 var. Bizde yok sadece. Elhamdülillah. Biz başka bir tuhaf bir millet. Güzel çözüm yolları nedir peki bu rahatsızlığın? İksir, aloe vera jel, kortisep, zerdeçal. Yani zerdeçal çok özel bir formül. Bağışıklık sistemini güçlendirir. 19 çeşidinin bitkinin özünü içerir. Kortisep, bitkisel antibiyotik. 1200 yıldır Çin'de antibiyotik olarak kullanılır. Kimyasal madde kullanılmıyor, bitkisel.